Değerli basın mensupları, saygıdeğer misafirler, inşaat sektörünün güvenilir markası Dağ Mühendislik tarafından İstanbul Avrupa yakasının en değerli bölgelerinden Başakşehir Bahçekent'te Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı güvencesiyle hayata geçirilen Tuval Bahçekent projesinin basın lansmanına hoş geldiniz. Dağ Mühendisliği'nin İstanbul'da hayata geçirdiği ikinci proje olan Tuval Bahçekent, sektörün gelişimine önemli katkı sağlayacak bir proje olarak Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile birlikte yaklaşık 190 dönümlük arazide 515 bin metrekarelik inşaat alanında inşa ediliyor. Tuval Bahçekent, yeni yaşam şehri olarak sakinlerinin tüm ihtiyacını karşılayacak şekilde hayata geçiriliyor. Tuval Bahçekent projesinin detaylarını paylaşmak üzere Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Sayın Murat Kurum, Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Dağ, Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sayın Osman Dağ ve Sayın Doğan Dağ, Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ergin Dağ aramızda bulunuyorlar. Sözü kendilerine bırakmadan önce hep birlikte Tuval Bahçekent'in tanıtım filmiyle bugün ilk defa sizlerin izleyeceği ve bu akşam televizyon kanallarında yayınlanmaya başlayacak olan reklam filmini izleyeceğiz. Sen bu şehirden yalnızca güzel bir hayat istersin. İşten eve, evden işe mutlu olsam yeter deyip şükredersin. Ama her hevesle aynı şeyle yüzleşirsin. Yok mu bize göre bir proje dersin? Var kardeş. Tam da bu şehrin içinde yepyeni bir hayat enerjisine sahip bir yerde. Tuval Bahçekent. Beklediğine değecek güzellikler bu kentte. Tuval Bahçekent, Emlak Konut güvencesiyle Dağ Mühendislik tarafından yapılmaktadır. Evet sevgili seyirciler, ben Funda Gürel. Şimdi keşif zamanı. İstanbul'daki yaşam ve yatırım fırsatlarının peşine düşüyoruz. Adresimiz İstanbul'un gelecek vadeden bölgesi Bahçekent. Bugün hangi emlak uzmanına sorarsanız sorun size mutlaka Bahçekent'ten bahsedecektir. Bakalım Bahçekent'te durumlar ne? Bahçekent, Bahçeşehir'in hemen yanında, Tem Otoyolu'nun bitişiğinde, Kuzey Marmara Otoyol bağlantı yollarının da kesişim noktasında. Aynı zamanda yapımı süren 3. havaalanına da yakın. Gelin bir de TEM'den nasıl ulaşılabildiğini görelim. Şu an TEM'le ev ve Esenyurt gişelerden giriyoruz. Sağ tarafımız Bahçeşehir. Eğer gişelerden çıkmayıp devam etseydik 4 kilometre sonra Tuval Bahçekent olacak. Bakalım buradaki insanlar Bahçekent'i nasıl biliyor? Merhabalar. Buralarda mı oturuyorsunuz? Evet, burada oturuyorum. Peki, Bahçekent'i hiç duydunuz mu? Bahçekent'i duydum, evet. Şu tarafta bir yerde sanırım. Emlak konut projelerinin olduğu bir yerde. Hatta kuzenim birkaç ay önce oradan bir ev satın aldı. Şimdiden yarı yarıya prim yaptığını söylüyorlar. Bahçekent biliyor musunuz? Biliyorum, ben de Bahçeşehir'de oturuyorum zaten. Onun için duymuştum. Sanırım büyük bir park yapılıyor orada. Onun orası olması lazım. Alanda geniş ve modern bir şehir parkı planlanıyor. Adı da Hayat Park. Tam 160 bin metrekareye yayılacak. İçerisinde biyolojik göletten piknik alanlarına, çimafiden çocuk oyun alanlarına aklınıza gelebilecek her türlü eğlence olacak. Peki bu Hayat Park'ın karşısında ne mi olacak? Doğru tahmin ettiniz. Tuval Bahçekent olacak. Thank you.
Bahçekent'in satış ofisinin içindeyiz. Yanımızda da satış ve pazarlama direktörü Derya Öztürk Yılmaz var. Merhabalar Derya Hanım. Merhaba. İyiyim, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçelim mi? Buyurun. Doğal Bahçekent'i biraz da sizden dinleyelim istedik. Tabii ki memnuniyetle. Doğal Bahçekent, Dağ Mühendisliği İstanbul'da hayata geçirdiği ikinci projedir. Tuval markasıyla. Şu an Bahçekent'e odaklanıyoruz. Tuval Bahçekent neden önemli? Öncelikle Bahçekent yükselen bir değer. Gelecek vadeden bir lokasyonda. Bu bölgenin büyük bir potansiyeli var. Altyapısı, çevre düzenlemeleriyle, ulaşım ağıyla dört dörtlük planlandı. Arazi üzerine büyük bir kapsamlı proje. İçerisinde sağlık üniteleri, ticari üniteler, kültür üniteleri ve bunun yanı sıra 1+1'den 4+1'e kadar 1739 daireden oluşmaktadır. Tamamlandığında 10.000 nüfusa ev sahipliği yapacak bir projedir. İçerisinde eğitim, kültür ve sağlık tesislerinin olacağını söylediniz. Bunları da siz mi yapacaksınız? Özel okul olarak işletilebilecek iki ayrı tesis planlıyoruz. Üniversite olarak da değerlendirilebilir. Ayrıca devlet okulu olarak hizmet görecek tesisler de yapacağız. Bunların yanı sıra iki ayrı kreş alanı da olacak. Bir de özel hastane planlıyoruz. 18.000 metrekarede kendi açık ve kapalı otoparkı olan bir tesis olacak. Derya Hanım, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Evet, o kadar anlattık. Şimdi kazanma zamanı. Ben de Bahçekent'le olmak için imza atacağım. Hayırlı olsun. Gidelim mi? Gidelim. Tuval Bahçekent, emlak konut güvencesiyle Dağ Mühendislik tarafından yapılmaktadır. Güzel görüntülerin ardından Tuval Bahçekent projesi ile ilgili bilgi vermesi için sözü Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Doğan Dağ'a bırakmak istiyorum. Buyurun efendim. Değerli basın mensupları, değerli misafirler, Dağ Mühendislik markasının inşaat sektöründeki iddiasını kısa sürede bir kez daha ortaya koyan Tuval Bahçekent projesine projesinin lansmanına hepiniz hoş geldiniz. Bundan iki ay önce sizlerin de hatırlayacağınız gibi Tuval Adalar projemizin lansmanında yine bir araya gelmiştik. Projemize ilgi gösteren tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Çok kısa bir sürede Tuval Adalar projemizin %30'u aşan bir satışıyla devam ediyoruz projemize. O projeden de bilgi aktarayım sizlere. Tuval Adaları'nın heyecanı devam ederken şimdi de adeta bir şehrin ihtiyacı olan, hatta İstanbul'un ihtiyacı olan tüm üniteleri içinde barındıran büyüklüğü, kalitesi, lokasyonu ile iddiasını ortaya koyan Tuval Bahçekent'in lansmanı için bir aradayız. Tuval Bahçekent bir yıl önce Emlak Konut GEO tarafından Bahçekent 4. etap ihalesinden 1.090.000.000 lira teklifle almıştık. Yatırım ve değer bakımından mıknatıs kent olarak tabir ediliyor. Sizler tarafından da ve yatırımcılar tarafından da, çünkü çekim gücü bayağı iyi olan şehrin içinde şehir lokasyonuna sahip dediğimiz bir alanda. Tuval Bahçekent geleceğin şehrini inşa etmek, Tuval Bahçekent'te geleceğin şehrini inşa ediyoruz. Öyle yola çıktık. Şubat ayının başlarında inşaata, hafriyatımıza başladık ve en sonunda iki hafta önce de onun bilgisini de ben sizlere aktarayım. Temelimizi de attık Allah'ın izniyle. O konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 515 bin metrekarelik inşaat alanında kapalı alan olarak hayata geçiyor. Avrupa yakasının en büyük projelerinden olma özelliğini taşıyor. 4, 25, 26 ve 14 katlı olarak tasarlandı. Toplam 23 bloktan oluşuyor. 1+1,
2+1, 3+1, 4+1 konut tipleri içeriyor. Ayrıca sosyal donatıları da oldukça zengin olduğu bir proje. Kapalı yüzme havuzu, sauna, fitness, buhar odası, çocuk oyun parkları, yürüyüş parkurları, basketbol sahası ve bunun daha sayamadığım birçok sosyal tesisleriyle hizmeti açmış olacağız inşallah. Tuval Bahçe kentten konut alanlarının yatırım değerini arttıran, çevresinde hastane, okul ve daha fazlasını bulacak bir projeyle karşılaşacaklar. Şimdi ben Tuval Bahçe kentin mevcut Bahçekent bölgesinden biraz bahsetmek istiyorum. Burada tabii çok büyük emek veren, ilk önce emlak konuta da huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Genelde biz 25 yıllık bir inşaat geçmişimize dayanaraktan söylüyorum. Yeni yapılaşma alanlarının çoğunda ilk önce bu ne yazık ki böyle bugüne kadar yapılmış. İlk önce üst yapılar yapılır. Üst yapılardan sonra alt yapılar da sonrasında gelir. Birçok zamanda girdiğimiz bölgelerde onunla karşılaştık. Tuval Bahçekent'in en güzel özelliklerinden bir tanesi de Bahçekent bölgesinin önceden altyapısı yapılmış bir bölge. Yani sizin şu anda kurguladığınız kafanızda bir kent ya da bir şehir olarak gördüğünüz simülasyonların tamamının fazlasını göreceğiz, azını görmeyeceğiz. Çünkü yeni bir yerleşim bölgesi düşünün, 140 bin metrekarelik bir arazi üzerinde, 160 bin metrekare pardon, bir arazi üzerinde bir kent parkı, hayat parkı dediğimiz bir park inşa ediliyor. Ve bu parkın içerisinde dini tesisine varıncaya kadar bütün ayrıntıları düşünülmüş. Caddelerde ve sokaklarda düşünülen, mesela bir şu andaki yollarda 18 metre, 15 metrelikten küçük yollar yok. Bizim genişlik açısından diye baktığımızda. Altyapısı önceden tasarlanmış ve planlanmış. Master planı ilk önce yapılmış, sonra üst yapıya geçilmiş bir bölge. Onun için bu bölgenin de gelişime açık olduğunu, bu bölgenin yapılacak yatırımlarda üst değer kaydedeceğini bu konuda kanımız var. Şimdi aynı zamanda birçok bölgeye de ev sahipliği yapacak. Çünkü ondan önceki etrafındaki bölgelerin işte Esenyurt'u, Bahçeşehir'i, Hadımköy'ü bir baktığımızda onu görüyoruz. Yani yapılan yapılaşmada ticari ünitelerden tutun, sağlık sosyal tesislerine kadar, özel okullarına kadar, ticari alanlarına kadar günümüzün en büyük ihtiyacı park sorunlarından öne çıkıyor. Böyle bir sorun da yok. Ve aynı zamanda bölgenin de çekim, yani dışarıdan da ziyaretçi alabileceği bir bölge olmuş oluyor. Benim söylediğim lokasyonlardan Bahçekent bölgesine ve Bahçekent'in bizim özellikle yaptığımız Tuval Bahçekent projesinin içerisine bölgeden çok ciddi ziyaretçi alabileceğini düşünüyoruz. Değerli basın mensupları, içinde 1739 konut, 186 ticari ünite, kreş, 2 tane özel okul, bağımsız bölümden oluşan, rehabilitasyon merkezi konumlandırdığımız şu anda proje aşamasında, devlet okulu, özel hastaneyi barındıran Tuval Bahçekent, aynı zamanda da benim bahsettiğim parkı kucaklıyor. Tabii bunların hepsi biz bir şehir düşündüğümüzde ya da bir yatırım argümanı, bir yatırım aracı düşündüğümüzde biz bunların hepsini ister istemez düşünürüz. Ve bunlarda gideceğimiz bölgeye ben gidiyorum ama proje çok güzel, doğru. Proje başlı başına bir şey ifade ediyor. Fakat bölge bana bir şey verecek mi dediğinizde bölgenin ihtiyacını neredeyse tamamen giderilmiş bir bölge olarak görüyorum. Yani siz oturduğunuz bölgede eğer okul varsa, hastane varsa, yollarda herhangi bir sıkıntı yoksa, bağlantı yollarıyla sizin 3. Havalimanı'na, Atatürk Havalimanı'na, TEM bağlantı yoluna, bunların hepsine en kısa mesafede ulaşabiliyorsanız ve şehrin içinde
bir huzur kenti oluşturulabiliyorsa bu değerli bir yatırım aracıdır. Çünkü bunları birleştiren puzzle'lar tamamıyla eksiksiz donatılmış diye gösteriliyor bize baktığımızda. Demin de söylediğim gibi üçüncü köprü, Avrasya Tüneli, İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü'nün bağlantı yollarının bitirilmesi Türkiye'nin şu anda son dönemlerde tamamlanacağı projedir. Ve bu da sektörün ve Türkiye'nin gelişmişliğini gösteriyor. Ben biraz buraya da vurguda bulunmak istiyorum. Değerli basın mensupları, Türkiye şu anda gelişiyor. Bütün olumsuzluklara rağmen gelişiyor. Ve şu anda gelişme hızında gördüğümüz kadarıyla özellikle inşaat sektöründe hiç hız kesmeden, hiç geri adım atmadan gelişiyor. Böyle bir gelişme süreci içerisinde Tuval Bahçe kentine de İstanbul'a, bölgeye de bir katkı sunduğumuz için, bir katkıda bulunduğumuz için gayet bunun haklı durumunu yaşıyoruz. Çok da mutluyuz. Şimdi Bahçekent bölgesinde hatırlarsınız 2014 yılının bahar ayında lansmanını yaptığımız Bahçekent Flora'da bizim projemiz. Şu anda sabah gelmeden önce, tabii her gün kontrol edeceğiz ama yanlış veri vermemek için ben baktım. İlk başladığımız rakamlar 2010 TL'den başlamışız. Yani 2000 TL demiyorum çünkü o zaman da ben aynı şeyi söylemiştim, hatırlıyorum. 2010 TL'den başlıyoruz diye. Şu anda alt limitimiz 3300 TL'lerden devam ediyor. Üst limitimiz 3700 TL'lerden devam ediyor. Bahçekent Flora'yı söylüyorum. Bu %50'nin üstünde bir prim yaptı. Gözetleniyor. Ve bu da Türkiye'de veya dünyada hala yatırım aracı olarak emlak en üst sırayı koruduğunu ve özellikle de Türkiye'de koruduğunu, Türkiye'de de İstanbul'da koruduğunu. Ve benim nezdimde de İstanbul'da da bizim Tuval Bahçekent lokasyonunda yapılan bölgede. Çünkü bir hesaplama yaptığımızda inşaat maliyetlerinin siz de hele son 2-3 ay içerisinde neredeyse sizlere birer hangi projeyi sorsak bütün bilgilere sahipsiniz. Çünkü Mart ayından itibaren boş olan bir gününüz yok. Her gün sağ olun bir başka lansmandasınız. Bu bilgilerden de haberdarsınız. Verilen verilerden de haberdarsınız. Maliyetlere baktığınız zaman çok optimal bir rakam söylüyorum. 1800 ile 2000 TL'lik rakamlar arasında sadece inşaat maliyetini düşünün. Bunun bir de önemli ham maddesi arsadır. Arsayı da düşündüğünüzde şu anda İstanbul'da 2700 TL'den projeye çıkan çok nadirdir. Bu konuda iddialı olmak istemiyorum. Bahçekent projesi çok iddialı bir projedir. Bu konuda iddialıyım ama herhalde bu konuda da iddialı olsam çok bir şey değişmez. Çünkü 2700 TL'de böyle komplike bir proje, 2700 TL'den başlıyor çünkü projelerimiz. Böyle komplike bir projede bu rakamların olması da hatta bence sizleri de iştahlandırmalı. Sizlerin de gücünüz dahilindeyse sizler de çıkışta satış ofisine bekliyoruz. Birer daire de sizler alın. Kazanacaksınız, bundan emin olabilirsiniz. Şimdi tabii ben ulaşım konusunda baktığımızda da sizler için birkaç tane not hazırlamıştım. Otogar, Bağcılar, Başakşehir, Olimpiyatköy metrosu ile ulaşımın daha kolay ve daha rahat hale geleceğini görüyoruz. Şimdi baktığımızda Bahçeşehir'e 1 kilometre mesafede, yakın olan AVM'ye 10 dakikalık yürüme mesafesinde. Ayrıca bölge Kuzey Marmara Otoyolu projesiyle de daha farklı bir ilgi çekiyor. TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun entegre edilmesi de daha farklı bir bölgeye bir değer kazandıracak. Hatta şöyle bir şey paylaşayım. 3. Havalimanı bağlantı yoluna yakınız. Biz bir hafta içerisinde 1500 tane talep aldık. Talepleri göz gezdirdim. Bir talep formunda ne iş yaptığı bakılıyor.
Üçüncü havalimanında çalışmayı düşünen Türk Hava Yolları personelinden çok ciddi talep aldık. Yani düşünün, hatta ben birisiyle bir sohbet ettiğimde ne düşünüyorsunuz falan dediğinde, ya şehrin içindeyiz, ben doğru üçüncü havalimanında çalışacağım ama eşim ve çocuklarım da üçüncü havalimanına gelmiyor. Bunlar burada kalacaklar, evde kalacaklar. Düşünün, bir şehri düşünün, bir mahalleyi düşünün. Biz bir mahalle yapıyoruz şu anda. Bir mahalleyi düşünün, büyük bir mahallenin içerisinde sağlık tesislerinden eğitim tesislerine, dini tesislere, yürüyüş yapabileceğiniz alanlara. Ben son 10 gündür Bahçekent projesine, Tuval Bahçekent'e yoğunlaştığım için boş bulduğum vakitte parkta ben de yürüyüş yapıyorum. Çok da zevkli ve keyifli oluyor. İki turda 5,5 kilometremi toparlıyorum. Onu da ben size söyleyeyim. Yani günlük yapabileceğim yürüyüş alanını da orada yapıyorum. Çok da huzur buluyorum parkın içinde. Şimdi baktığınızda o arkadaş diyor ki, ya doğru, her türlü şey var. Ben çocuğumu rahatlıkla burada güvende, ailemi güvende ve ileriye doğru da önü açık bir bölge. Şimdi ben hatırlıyorum, Kayabaşı bölgesine, Başakşehir bölgesine rakamlar 2700 liralardan başlamıştı. Şu anda 6000 TL'yi bulan mevcut rakamlar var. Biz Bahçekent Flora'da 2000 liradan başlamıştık. Şu anda 3000-3500 lira, 3300'de 3700 lira konuşuyoruz. Demek ki bölgede toparlanan ve bölgede ciddi bir rant getiren değerler oluşmuş ve Tuval Bahçekent'te Avrupa yakasının, özellikle Bahçeşehir ve Başakşehir bölgesinin çevresini değiştirecek, yapısını değiştirecek argümanlar getiriyor. Cümlelerimi toparlayacağım. Sona doğru gelirken bir şeyi paylaşmak istiyoruz. Daha mühendislik 25. yılında. 25. yılımız içerisinde, 25 yıl içerisinde bir tek gün hiçbir oluşumdan, hiçbir kötü senaryodan, hiçbir olumsuz davranıştan etkilenmedik ve geri adım atmadık. Tek faaliyet konumuzda inşaat oldu. Sadece inşaata yoğunlaştık. Böyle bir şey ki, herkesin evlatları vardır, Allah bağışlasın. Evlatlarımız da inşaat mühendisliğine ve mimarlığa ve makineye yönlendirdik. Çünkü bizim işimiz bu. 25 yıl süre zarfı içerisinde bir gün, hiçbir gün şantiyemizdeki çekiş sesi kesilmedi Allah'a şükür. Bundan sonra da kestirmeyi düşünmüyoruz. Hedeflerimiz büyük. Hedeflerimizin ulaşılabilir hedef olduğunu düşünüyorum. Bunları yaparken de hiçbir etik kurala riayet etmekten vazgeçmeden, hiçbir doğru davranışı, helal davranışı içerisinden çıkmadan bu yolda yürümeye devam edeceğiz inşallah. Hepinize bu değerli vaktinizi ayırdığınız ve teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygı ve selamlarımı sunuyorum hepinize. Çok teşekkür ederim. Sayın Doğan'da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın reklam filmini hep birlikte izleyelim. Ardından sözü Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Sayın Murat Kurum'a bırakacağız. Bir masaldır bizimle büyüyecek. Bizi birleştirecek ev tatlı bir düştür. Her gün gerçekleşecek. İyi günde, kötü günde, yıllarca sürüp gidecek.
mirası olmaktan, şehirlere ve ekonomiye değer katmaktan, Türkiye'nin yarınlarını inşa etmekten gurur duyuyoruz. Her sayfasında bizi birleştirecek. Emlak Konut. Evet. Bu keyifli görüntülerin ardından Emlak Konut'un yaptığı çalışmalar ve işbirliğine ilişkin konuşmasını yapmak üzere sözü Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Sayın Murat Kurum'a bırakmak istiyorum. Buyurun efendim. Saygıdeğer misafirler, değerli basın mensupları, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hem şirketim adına hem kendi adıma. Hani bu filmi her izlediğimizde de açısı duygularımız yeniden kabarıyor. Hakikaten ev bizim her şeyimizi paylaştığımız, iyimizi, kötümüzü yaşadığımız bir yer. Biz de Türkiye'de en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak bunun en iyisini insanlarımıza sunmamız gerekiyor. Böyle de bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk ve bilinçle de çalışmaya gayret ediyoruz. Tabii ki hatalarımız da vardır. Ben öncelikle bugün belki bu şeyleri de atlıyoruz. Yani günümüzde tabii her şeyi düşünerek hareket ettiğimizi düşünüyorum. Ama belki hatalarımız da oluyor. O yönden bu sorumlulukla çalışmaya gayret edeceğiz, etmeye devam edeceğiz. Bahçekent'in tarihine bir bakacak olursak, biz burayı 2013 yılında 1 milyon 100 bin metrekare arsa satın aldık ve 2013 yılında buraya bir planlama yapalım dedik. Planlamayı da yaparken işte güneyinden kuzeyine, doğusundan batısına bölgedeki yerleşimleri inceleyerek nasıl bir gelişme aksı gösterir, ileriki süreçte nasıl bir uydu kent olması gerekir, tüm bu argümanları inceleyerek bir master plan hazırladık. Master plan içinde o bölgede gördüğümüz eksiklikleri koymaya çalıştık. İşte bir bölge parkı eksikliği hissettik. Dedik ki burada bir bölge parkı olmalı. Şu an oraya bitirmekte olduğumuz bölge parkı yaklaşık işte 140 dönüm bağlantılarıyla birlikte bu 200 dönüme yaklaşıyor ki bu sadece parkın yeşil alanı. Diğer 1 milyon 100 bin metrekare alanda neticede %50'sini terk ettiğini düşünürseniz kalan 500 bin, 600 bin metrekare alanda yine binaların oturduğu alanlar %15, %20'si. Dolayısıyla orada da kendi içinde birçok yeşil alanlar var. 2013 yılında bu master planı yaptıktan sonra dedik ki Doğan Bey'in de ifade ettiği gibi burayı biz altyapılı arsa mantığında üretmemiz gerekir. Yani ve gelir gruplarına hep söylüyoruz. Her gelir grubuna da hitap eden bir proje olsun. Alt gelirde olsun, alt gelirin üstü de olsun, orta gelirde olsun, hepsi olsun. Ve 2013 yılında bir ihale yaptık. O ihale içinde yaklaşık 1500 konut, okulu, camisi, kreşi, kütüphanesi ve ana arter yolların hepsini ihale ettik. Ve arkasından da bölge parkını ihale ettik. Yani bu kamu yatırımlarına da yaklaşık 200 milyon lira civarında bir altyapı yatırımı yaptık. Daha sonra 2014 yılı başı itibariyle de burada hasat paylaşımı projeler geliştirmeye başladık. Ve bugün altyapılı arsa, sosyal donatısı tamamlanmış arsalar üzerinde de işte tüm gelir gruplarının içerdiği projeler yükselmeye devam ediyor. Ve toplamda baktığınızda da artık burada bir mahalleden çok bir uydu kent, yani ismiyle yaşayacak bir uydu kent haline geldi. Yaklaşık 10 bin bağımsız bölüme geliyor burası. Bunda 4 kişi yaşayacağını düşünürseniz yaklaşık 40 bin nüfustan bahsediyoruz. Bu da belki Anadolu'daki birkaç il, ilçe büyüklüğünde bir proje. Tabii bu projenin içindeki parkın biz hani İstanbul'da örnek
hakikaten her türlü ihtiyacı barındıran bir park olması için de uğraş verdik. İşte biyolojik göleti, golf sahaları, tematik bahçeleri, çocuk oyun alanları. Yani burada hani sabah gidip akşama kadar her türlü vaktini geçirecek, koşu yapacak, spor yapacak, eğlence yapacak bir yer olsun istedik. Yine yani her yaş gruplarına da hitap etsin istedik. Yani bir tarafında işte okuldan çocuklar çıkıp oynayabilsin, bir tarafında camide işte ibadetini yapan yaşayanlar, vatandaşlar gitsinler orada diğer vakitlerinde işte torununu alsın, çocuğunu alsın, gezdirsin. Bir tarafta sitede oturanlar akşam işte bir yürüyüş yapsın, bir koşu yapsın gibi her türlü ihtiyacı düşünmeye çalıştık. Bunun için de elektrikli şarj üniteleri koyduk. Güneş enerjisinden yararlanarak aydınlatmayı sağlamaya çalıştık. Hani olması gereken her şeyi düşünmeye çalıştık. Ve o da 3-5 ay içinde inşallah tamamlanacak. Ve demin ifade ettiğim gibi 1500 konut okulu camisi de yine 2-3 ay içinde hak sahiplerine teslim edilecek konuma geldi. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Hep şunu tartışıyoruz, konuşuyoruz. 1/25 binlik plan yapmalıyız diyoruz. Şimdi bakın bu işin biz başında master planından geldik. 1500 lirayla başladık 2013 yılı. Bugün 2016 yılı fiyatlar 3500-4000 lira. Tüm gelir grupları var, düzenli bir yerleşim var, altyapı var, sosyal donatı var ve siz atıl denebilecek bir arsayı bu hale getirebiliyorsunuz. Ya bu çok önemli bir şey. Yani biz elimize gidip değiyoruz. Birçok yatırımcının yapamayacağı işleri gidip nakit para harcayarak kendi gücümüzle yapıp o bölgeyi bir uydu kent haline getirebiliyoruz. Demek ki bu İstanbul genelinde 1/25 bin planlamanın önemini burada bir kez daha öne çıkarıyor. Bunu yaptığınız zaman siz şu an atıl gözüken, kıymetli olmayan arsaları bu konuma getirebilirsiniz. Dolayısıyla bu hem kentsel dönüşümün hem de inşaat sektörünün önünü açar ve herkes ne yaptığını bilerek hareket edebilir. Bu noktada emlak konut olarak da bize her seferinde de söylüyorum ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Zaten toplu konut dairesiyle birlikte işbirliği içerisinde biz de bu sektörde çalışmaya gayret ediyoruz. Yapacağımız kentsel dönüşümlerde de bu anlayışla hareket ettiğimiz zaman ileride yeniden dönüştürmek zorunda kalmayacağımız projeleri bugün yapmak zorunda kalmayız diye düşünüyorum. Diğer taraftan biliyorsunuz mütekabiliyet yasasıyla gayrimenkul sektöründe bir hareket geldi. İşte Orta Doğu'dan, yakın Avrupa'dan, dünyanın diğer ülkelerinden de ciddi alışveriş yapıldı. Buradan konut aldılar. Ve bununla ilgili de hükümetimiz şu an mütekabiliyet yasasını nasıl iyileştiririz, daha buradan çok diğer ülke vatandaşlarının konut alması için neler yapabiliriz çalışıyorlar. İnşallah ilerleyen süreçte bu argümanların da işin içine girmesiyle birlikte yabancıya satışın bizim projelerde işte %10 ila 20'si gözüküyor. Bu yüzdenin daha da artacağını, Türkiye'nin globalleşen dünyada değerinin giderek de artacağını düşünüyoruz. Tabii burada şu ayrıntıyı da geçmemek lazım. Biliyorsunuz ekonomisi petrole dayalı ülkelerde petrol fiyatı 45 dolar seviyelerinde seyrediyor ve uzun sürede böyle gidecek gibi gözüküyor. Ekonomisi petrole dayalı ülkelerde artık gelir azalışı başladı. Bütçelerinde artık açık vermeseler bile İşte yurt dışındaki fonlarındaki paralarını artık geri almaya başladılar. Dolayısıyla bizim mütekabiliyet yasasında sadece Orta Doğu'ya değil veya petrole dayalı, ekonomisi petrole dayalı ülkelerde değil, daha başka mecralarda da arayışlara girmemiz gerekiyor. Bugün Çin turizm sektöründe en fazla parayı ayıran ülke konumuna geldi. Daha önceki yıllarda Almanya ve Amerika'ydı. Şu an Çin bu konuma geldi. Dolayısıyla bizim de işte Çin gibi, Hindistan gibi, Malezya gibi biraz da Asya ülkelerine hitap etmemiz gerekiyor. Oralarda da kendimizi tanıtmamız gerekiyor. İlk gittiğiniz yer sizindir. Yani o manada ben gayrimenkul sektörünün bu çalışmaları da yapması gerektiğini düşünüyorum. Hoşdere'de Tuval Bahçekent
projesine gelecek olursak, bu proje bizim yapmış olduğumuz işte bu 140 dönüm bölge parkına cepheli, ciddi de bir cephesi var bildiğim kadarıyla, cepheli bir proje. Yaklaşık 186 adet ticari ünite, 1739 da konuttan oluşuyor. Emlak konuta taahhütleri 1 milyar 90 milyon lira satış toplam geliri ve bizim payımızda 275 milyon lira bize taahhütleri var. Hakikaten yükleniciler o manada Konya'dan gelip, Anadolu'dan gelip, ben Doğan Bey'in şu ifadesine katılmıyorum, yani İstanbul'da sadece fiyat hareketi var, Anadolu'da yok. Aslında şunu sormak lazım Doğan Bey'e, Tuval Bahçekent gibi veya Bahçekent projesi gibi Anadolu'da bir proje var mı? Yani var da orada kazanmadı mı, ben oraları da inceliyorum. İşte Konya'da kendileri iş yapıyor, Konya'da biz proje yapıyoruz. Orada öyle bir büyük ölçekli proje yapılmadı. Biz bununla ilgili diğer metropol diyeceğimiz illerle de görüşüyoruz. Daha önce biliyorsunuz Deniz'le beraber, şimdi işte Konya'da beraber olacağız, Nevşehir'de olacağız, Niğde'de olacağız. Bunu biz Anadolu'ya da yaymamız gerekiyor ki inşaat sektörünün ekonomisi sadece İstanbul'da değil, tüm Türkiye'de aynı anlayışla ilerlemesi gerekiyor. Dolayısıyla orada da aynı artış, aynı gayrimenkulden kazanma orada da olacaktır diye düşünüyorum. Dağ mühendisliği özeline gelecek olursak da hakikaten böyle işte birçok Dağso isimli arkadaşımız burada. Hakikaten bir aile şirketi ama çok profesyonel, kurumsal bir şekilde çalışıyorlar. İşin üzerine hassasiyetle duruyorlar. Bu çok önemli. Yani kendilerini bir inşaatçı, bir geliştirici olarak görüyorlar. Bunları da sözlerinde ifade ettiler. Ben bu safhada projede emeği geçen herkese, mimarından mühendisine, yüklenici temsilcilerine, herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Murat Kurum'a çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, Murat Bey'in de ifade ettiği gibi projenin detaylarıyla ilgili sormak istediğiniz sorular olacaktır mutlaka. Hemen şimdi sorularınızı alabiliriz efendim. Evet, buyurun. Hayırlı olsun. Uğurcan Tokay, emlaktesondakika.com. Doğan Bey, biz projenize yoğun bir talep geldiğini duyuyorduk, biliyorduk. Bundan haberimiz vardı. Ki Bahçekent bölgesini zaten iyi biliyoruz. Şunu sormak istiyorum. Siz rakam açıkladınız. Bir haftada 1500 civarında bir talep aldık dediniz. Ben bu rakamda hangi bölüm, ne kadar bölümün satışa döneceğini veya döndüğünü merak ediyorum. Bunu öğrenmek istiyorum. Bir de net olarak fiyatlarınız hangi seviyeden başlamakta? Bunu öğrenirsek teşekkürler. Rakamlarımız 2700 TL ile 3000 TL'lere yakın bir skalada değişiyor. Taleplerin, talepler hayali olmadığı için çok böyle ya beklentiler üst seviyede, çünkü fiyatlarımız yine dediğim gibi çok iyi rakamlar olduğu için talebin büyük bir çoğunluğunun satışa döneceğini düşünüyoruz. Şu anda 1500 talepten de ciddi bir rakam alacağımızı söyleyebilirim. Buyurun. Bülent Yoldaş. Öncelikle Murat Bey'e sormak istiyorum. Murat Bey, yabancıya satışta yeni pazarlardan bahsettiniz. Orta Doğu alternatif olarak Asya pazarı. Bu konuda emlak konut olarak sizin bir çalışmanız var mı? Geçmişte siz yabancı konut satışında roadshow çalışmaları da yapmıştınız. Asya'ya yönelik de bu tip bir çalışma olacak mı? Doğan Bey'e de şunu sormak istiyorum. Konuşmasında Dağ mühendisliği anlatırken hedeflerinin büyük olduğundan bahsettiniz. Kısaca orta ve uzun vadede hedefleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz? Evet, yani bizim buna ilişkin çalışmamız şöyle var. Aslında mevcutta zaten emlak konut biliyorsunuz halka açık bir firma. %49'u TOKİ'nin, %51'i halka açık. Ve bizde halka açık kısımda yaklaşık %80'lik payı da
yurt dışına ait, yani yurt dışındaki yatırımcılar tarafından işlem görüyor ve bu yatırımcıların içinde Orta Doğu'dan yatırımcılar da var. Hatta devlet fonları var. Örneğin, belki isim vermek doğru olmayabilir. Dolayısıyla zaten hani biz bu yatırımcılarla görüşüyoruz. Belki daha küçük yatırımcılar için de oralarda gidip ofisler açmamız gerekiyor. Ülkemizin tanıtımını yapmamız gerekiyor. Buna ilişkin biz birkaç ülkeye ilişkin bir çalışmamız var, düşünüyoruz. İnşallah bunu yakın zamanda Orta Asya, Asya ülkelerine de yapmamız gerekiyor. Çünkü hakikaten nüfus artışına, ekonominin büyümesine baktığınızda Çin, Hindistan müthiş gidiyor. Dolayısıyla artık orada yaşayanları bizim bir şekilde bu ülkemize, İstanbul'umuza, Anadolu'muza çekmemiz gerekiyor. Turizm sektörü olarak, sanayi sektörü olarak, tarım sektörü olarak, inanın ileride belki tarım toprağı o kadar önemli bir hal alacak ki biz de bir ekonomimizin bir kısmı da tarıma dayalı. Dolayısıyla bu sektörlerin hepsi için bu çalışmaları yapmak gerekiyor. Biz de gayrimenkul sektörü olarak, emlak kontrolü olarak üzerimize düşen neyse süreç içerisinde yapacağız. Tabii her kurum gibi, her şirket gibi bizim hedeflerimiz arasında büyümek var. Fakat daha mühendislik bir Türkiye firması, ulusal bir firma. Bunlar içerisinde Anadolu'da, İstanbul'da bulduğumuz doğru projelerle üzerine çalışmalarımız var. Yaklaşık 25 yıllık bir geçmişimize baktığımızda 2 milyon metrekare üzeri bir üretim yaptık. Gittiğimiz bölgelerde de hep şunu yaptık. Eşdaşlarımızın yaptıkları işte eksik bıraktıkları bir şey var. Bölgede eksik olan bir şey var. Biz tamamlayıcı unsur olabilir miyiz? Bunların üzerine gider miyiz diye bakıyoruz. 2023 yılına kadarki hedefimizde Türkiye'nin sahili markalarıyla beraber Türkiye'de, Orta Doğu'da ve dünyada tanınmak. En önemli hedefimiz o. Hatice Kolçak, emlakpencere.com. Murat Bey, bu yabancıya satışta belli bir limitten gayrimenkul alanlara oturma ve çalışma izninin verilmesi şu anda konuşuluyor. Sizce bu limit ne olmalı? Bir değerlendirme alabilir miyim sizden bu konuda? Doğan Bey'e de şunu sormak istiyorum. Toplam 1739 konuttan oluşan bu proje kaç etap halinde teslim edilecek? Bir de daire tiplerini nasıl ayırdınız? 1+1'lere ne kadar yer verdiniz? Bunları da bir söylerseniz. Teşekkürler. Şimdi bence bu limitin gelir grubundan hareket etmemiz gerekiyor. Yani Türkiye'de şu an alt gelir, orta gelirde çok fazla sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yani konu satışı anlamında. Biz yurt dışından sektöre ilave kaynak getirmek için bu çabayı gösteriyorsak eğer, orta gelir ve üstündeki projelerde bunu sağlamamız gerekiyor. Oradan da hareketle baktığınızda işte metrekaresi 5000 ve üzerindeki projelerde bunu konuşabiliriz. Yani totalde de baktığında işte bu dolar olarak işte 500 bin dolar mıdır, 400 bin dolar mıdır bakmak lazım ama gelir grubundan hareket etmemiz gerekiyor. Veya işte bu gelir grubunda düşüklük varsa da metrekare olarak büyüklükten belki hareket etmek gerekiyor. Yani ben orada güzel bir limit koyulması gerektiğini düşünüyorum. Bu limitin de yani işte her il için de farklı koyulmalı. Yani örneğin biz Anadolu gelişsin, Anadolu'daki gayrimenkul sektörü gelişsin diyoruz. İstanbul'daki limitle Konya'daki limitin, Trabzon'daki limitin aynı olmaması gerekiyor. Çünkü oradaki fiyatlar bugün baktığınızda hala 1000-1500 liraya orada konut satılabiliyor. Dolayısıyla orada 5000 liralık konut çok fazla da yok zaten. Biz oradaki sektörü de hareket ettireceksek eğer bunu kademeli olarak il bazında gelir seviyesine göre, fiyatlara göre incelememiz gerekiyor. Örneğin İstanbul için 500 bin dolar
sanki doğru bir fiyat gibi geliyor. 500 bin dolar ve üstü. Tabii bunu çalışmak lazım. Yani bir argümandan hareket edip, ama hani bizim projelerimizden hareket edersek 500 bin dolar ve üstünde bu verilebilir. Anadolu'da da bu kısmen azaltılmalıdır diye düşünüyorum. Kaç tip diye sormuştunuz herhalde. Biz bir etapta bitireceğiz. Bitirme hedefimiz o. Etapları bitirirken etapları ayırmıyoruz. 1 artı 1'i de 5 parselden oluşuyor Tuval Bahçekent. Biz 2 parselini 1 artı 1'i konumlandırdık. Bu da toplam 1739'luk dairelik bir projenin %18-%20 bandında. Merhabalar, hayırlı olsun. Akit TV, Mehmet Can Tatlı. Sayın Murat Kurum'a soracağım önce size. Efendim, aynı ölçekte düşünürsek bölgede kaç konutluk arsa stokunuz var ve uydu kent ifadesine vurgu yaptınız. Tamamlama süreciniz ne olacak? Diğer ihalelerle dikkate aldığınızda yıl olarak bir hedef var mı? Proje özelinde reklam filminde dikkatimi çekti. 40 ay vade ibaresi. Şimdi 2 kilometre karelik alan içerisinde 11 firma yarış halinde. Geçen hafta da ön talep sürecini başlatan uluslararası bir marka var. Bölgede rakipleriniz artıyor. Stratejiniz ne olacak satışla ilgili olarak? Özellikle tanıtımdan ziyade rakamlar yönüyle. Ve satış ofisinizi ben dışarıdan da gözlemledim. İçinde de kısa bir ziyaretim oldu. Fevkalade yatırım yapılmış. Burayı tekrar değerlendirecek misiniz? Merak ediyorum. Son olarak bir bütünlükten söz ettiniz. Altyapı yatırımları dediniz. 30 aylık süre var. Okuldan, üniversiteden, hastaneden söz ettiniz. Hepsini bu süre içerisinde bitirme hedefi ve vaadiniz var mı? Teşekkür ederim. Şimdi bizim Mehmet Bey şöyle, biz bölge olarak bakıyoruz. Aslında burada master planda da Doğan Bey ifade etti. İşte Mıknatıs Kent, Magnet City diye böyle bir mimar master plana isim koymuştu. Bunun anlamı da işte yakındaki uydu kentlerle olan bağlantı ve bölgenin gelişiminden bahsetti. Şimdi bölgeyi inceleyecek olursanız kuzeyde 3. Havalimanı, işte güneyde Atatürk Havalimanı, E5, TEM, 3. Çevre Yolu ve Marmaray. Yani 3. Havalimanı'na giden Marmaray. Diğer taraftan da Edirne'ye giden bir TEM otoyolu var. Edirne'ye giden TEM otoyolunda biliyorsunuz bir de hızlı tren projesi var. Dolayısıyla bu projeler, bu altyapı yatırımlarının hepsi bu bölge içerisinde. Diğer taraftan Başakşehir'den, bunların hepsi işte Başakşehir Avcılar ilçeleri içerisinde yer alıyor. Başakşehir'den örnek verecek olursak bizim orada işte yaklaşık 10-12 bin konutluk bir uydu kent projesi orada gerçekleştiriyoruz. Geliyoruz Isparta Kule'ye, yine Isparta Kule'de en az 10 bin konutluk projede orada yerleşiyor. Bahçekent'e geliyoruz, şu anki projeler, ihale edilmiş projeler 10 bin konut. Bizim arsadaki arsa portföylerimizle katacak olursak bu bölge için bir 7-8 bin konut daha portföyümüz olduğunu düşünürsek toplamda bu bölgede Magnet City veya işte Mıknatıs Kent dediğimiz gibi böyle küçük parçacıl uydu kentler ve birbirleriyle olan ilişkiyi görmek lazım. Ve bizim bu projelerimizin 3 sene içerisinde de hemen hemen bu saydığım projelerin hepsinin tamamlanacağını düşünüyorum ben. Zaten hepsini ihale ettik, inşaatları başladı. 3 sene içerisinde o aksa bu gelişmeyi göreceğiz. İleriki süreçte de kuzeye doğru bu gidecektir. 3. Havalimanı çeperinde de arsalarımız var bizim. Yenişehir bölgesi dediğimiz süreç içerisinde oraya doğru da kayacaktır. Teşekkür ederim. 40 aylık varan vadelerimiz var. %3 peşin %75 konut kredisi, %22'sini de 2 yıla yayıyoruz. Daha da farklı bir durumu. Tabii biz bunların hepsini satış stratejimizde belirlediğimizde, eştaşlarımıza baktığımızda bunlar neler yapıyor? Ben rakip cümlesini sevmiyorum.
hani rakip değiliz, rakip farklı anlaşılabiliyor. Eşler diyorum. Çünkü aynı işi yapıyoruz, aynı konumdayız. Bölgeye değer katıyoruz. Bunlara baktığımızda biz neler yapabiliriz dediğimizde bizim argümanlarımız kuvvetli. Bir, dediğimiz gibi yine Murat Bey'in de ifade ettiği gibi altyapı sorunu olmayan bir bölgede çok ultra lüks bir projeyi çok ciddi rakamlara çıkarıyoruz. Yani çok uygun rakamlara çıkarıyoruz. Ve demin de zaman içerisinde notlarıma baktığımda atladığım notlar olmuş. Mesela içeride yaptığımız peyzajdaki su hareketlerine site içerisinde neredeyse bir tatil havasında bir sitede oturacak insanlar. Bizim projeyi gezen bütün misafirlerimiz hiçbir tereddüt olmadan karar verebilecek yapıdalar. Yani o konuda hiçbir şeyimiz yok. Ama süre hedefi içerisinde bulunacağız. Bizim süresel bir sıkıntımız olmaz. Süremiz 2018'in sonuna doğru tamamlanıyor. Bu süre içerisinde de hedefimizi de bitirmiş oluruz inşallah. Satış ofisi bizim geçici yaptığımız bir yer. İnşaat bittikten sonra bakacağız duruma göre. Belediyeyle ya da emlak konutla görüşüp yapmamız gereken bir sosyal donatı olarak bırakmamız gereken bir yer varsa bunu şey yapacağız. Onu o gün düşüneceğiz. Evet, ön taraftan sorularımız vardı galiba. Arkaya doğru gidelim, ön taraf bitirecek. Buyurun. Sinem Öztürk, güncelprojebilgileri.com. Doğan Bey, fiyatların 2700 TL'den başladığını söylediniz. Teslimde ne kadar prim yapmasını bekliyorsunuz? Bir de Bahçekent bölgesine yabancı yatırımcılardan ilgi var mı? Teşekkür ederim. Şimdi tabii primde net bir şey söylemek taahhüttür. Bugüne kadarki hiçbir basın lansmanımızda veya hiçbir müşterimize böyle bir taahhüdümüzde vermedik. Ama hep bu sorulara karşılık şöyle bir cevap veriyorum. Geçmişe dönüp baktığımızda referansımız var. Elimizde bir referansımız var. Bahçekent Flora'yı şu anda daha bitmediği halde %55-%60 primlerle yürütüyoruz. Bu da ondan aşağı kalacak değildir ki bu Tuval Bahçekent'te bütün argümanlarıyla farklı bir donatısı olan, farklı bir albenisi olan bir proje. Yani bir kere Bahçekent'in aşağısına bir prim yapacağını düşünüyorum. Yabancı yatırımcıların teveccühleri var. Şu anda tabii talep şeyinde olduğum için bugün itibariyle inşallah satışa başlayacağız. Bu talepleri de satışa çevirmeye çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Sağ ol. Emlakgündem.com, Sedef Öztürk. Öncelikle hayırlı olsun projeniz. Doğan Bey. Önlerdeyim. Yatırımlarınızda Bahçekent, Başakşehir bölgesinde mi devam edeceksiniz? Yoksa İstanbul'un değişik yerlerinde arsalarınız var mı? Arsa toplama çalışmalarınız var mı? Bir de 2016'da başka bir projeye daha başlamayı düşünüyor musunuz? Murat Bey, bir de size bir sorum olacak. Gayrimenkul zirvesinde Aziz Sorun şöyle bir şey söyledi. Ucuz arsa yok. Dolayısıyla kamu desteği olmadan orta ve alt grubuna, gelir grubuna konut üretemeyiz dedi. Siz Emlak Konut GYO olarak bu konuda bir adım atmayı düşünüyor musunuz? Teşekkürler. Şimdi tabii takdir edersiniz ki büyük bir firma o zaman profesyonelliğe yakışmaz. Sadece ben bu bölgede yapacağım derse o firma profesyonel değildir. Bizim şu anda İstanbul'da üzerinde çalıştığımız projelerimiz var. Şu anda bitmediği için lokasyonu açıklayamıyorum. Var. Anadolu'nun farklı şehirlerinde var. Bunları devam edeceğiz. Ama tabii Başakşehir bölgesi gelişen bir bölge. Şu anda trendi olan bir bölge. Göz önüne geçirdiğinizde her iki tarafta da projemiz var ama Kartal ve Başakşehir İstanbul'un şu anda incisi haline gelmiş. Yatırım merkezi haline gelmiş. İkinci soruyu ben unuttum. 2016'da dediğim gibi çalışmalarımız var. Şu anda yetiştiremeyebiliriz. 2016'nın sonuna belki yetiştiririz ama 2017'nin başına projelerimiz olacak inşallah. Emine Acar, Yeni Şafak Gazetesi. Ben de bir soru sormak istiyorum. Buradayım bu arada.
Ağırlıklı olarak baktığımızda projenin metrekaresinin gerçekten orta gelir grubuna hitap ettiğini görüyoruz. Ancak metrekare bazında baktığımızda aidatlarda da bu fiyatı görmek mümkün olacak mı? Bir diğer sorum, hastane yapacağınızı dile getirmiştiniz. Hastane ile ilgili görüşmeleriniz var mı? İsimlerden öne çıkanlar varsa paylaşabilir misiniz? Şimdi ortak giderleri biz 2-2,5 TL civarında hesaplıyoruz. O da ona göre çok böyle aidatlar yüksek olmayacak. Onu önemsiyoruz. Çünkü bu önemli bir ayrıntı. Genelde en az bir ev kirası kadar bile site aidatı çıkıyor birçok yerde. Bunu biz önemsiyoruz. 2-2,5 TL geçiyor şimdi şu anki hesaplamalarımız. Hastaneyle ilgili tabii ki şeyler var, ilgilenen birçok firma var ama ismini açıklayamayacağım, netleşmediği için doğru bulmuyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşın sorusu vardı. Alt gelir grubundan tabii ne anladığımız da önemli. Yani alt gelir grubu konut fiyatı şu an bizim inşaatlarımıza baktığınızda inşaatların satılabilir alandaki maliyeti, inşaat maliyeti 1800 ila 2000 lira. Yani arsayı koymadığınızda 1800 ila 2000 lira. Bugün 1800 ila 2000 lirayı işte 100 metrekarelik bir konutla çarptığınızda 200 bin lira ediyor. 200 bin lira alt gelir grubu mudur diye düşünürsek eğer belki 200 bin lirayı alamayacak vatandaşlarımız da olabilir. Şimdi biz orada ödeme seçeneklerini daha çok öne çıkarmaya çalışıyoruz emlak konut olarak alt gelire yönelik projelerde. Tabii biz alt gelirin biraz üstünde hareket ediyoruz. Alt gelir üstü, orta gelire yakın ve orta gelir projelerde. Evet, İstanbul'da bu saatten sonra alt gelir proje yapılmalı mıdır? Bunu da düşünmek lazım. Biz İstanbul'un küresel ölçekte turizm, finans şehri olacağını söylüyoruz. Dolayısıyla belki şöyle bir çalışma yapmak lazım. Turizm ve finans sektörüne ilişkin biz buranın gelişmesini öngörüyorsak eğer bu sektörlerdeki yatırımcılara, geliştiricilere dememiz lazım ki sen turizm sektörü olarak işte şu kadar da lojman mıdır, alt gelir grubuna barınak mıdır, ne koyarsınız bilemiyorum, ev midir? Bunları da bir teşvik halinde onlara yaptırmamız gerekecek diye düşünüyorum. Onun dışındaki alt gelirin artık daha çok İstanbul'da artması İstanbul için doğru bir vizyon değil diye düşünüyorum. Hani bunu bir kere etüt etmek lazım. Bunun dışında da biz şu an mevcutta öyle veya böyle hem toplu konut idaresi yapıyor hem biz yapıyoruz. Bunu da işte hep bahsediyoruz. Bir planlama çerçevesinde tüm İstanbul genelinde hatta bu İstanbul'un diğer şehirlerle olan ilişkisiyle birlikte çözmemiz gerekiyor. Yani illa İstanbul'da oturmamız gerekmiyor. New York'ta, New York'un merkezinde, Manhattan'da oturmuyor insanlar. Londra'da keza orada oturmuyorlar. Dolayısıyla buraya yarım saat 45 dakikada gelebileceğimiz ulaşım aksarını kurup o akslardan buraya gelmemiz gerekiyor. Yani merkezde oturacağız veya İstanbul'un merkezinde bunları yapacağız diye bir kaide bana göre yok. Hükümetimizin baktığınızda işte Körfez Geçiş Köprüsü var. Körfez Geçiş Köprüsü bitmek üzere. Üçüncü havalimanı bitiyor. Üçüncü havalimanından sonra işte Marmaray bağlantısına baktığında Ankara'ya kadar gidiyor bu. Şimdi biz hızlı tren yapıyoruz. Köprü geçişleri yapıyoruz. Körfez'i geçiyoruz. O zaman mesela belki o şehirlerin daha çok gelişmesini de önünü açmak için dediğiniz gelir gruplarını oralara dağıtmak gerekiyor. İşte niye işte Silivri, Selimpaşa, Çorlu o taraflarda olmasın, Tekirdağ'da olmasın. Niye bu tarafta baktığınızda Düzce, efendime söyleyeyim, Yalova, Bolu, oraları da şey yapalım, oradan getirebiliriz. Yani hani sektör tabii ki insanlar şey yapacak, hem orada da burada yaşayacakları orta geliri, üst geliri oraya götürürüz. Yani bunlara belki çalışmak lazım diye düşünüyorum. Evet, vaktimiz daralıyor efendim. Şimdi son soruyu alıyoruz. Buyursunlar. Merhaba, Osman İslam ben, Aktüel Dergisi.
Mehmet Bey'e bir şey sormak istiyorum. Kentsel dönüşümle ilgili bir çalışmanız var mı? İstanbul'da şu herhalde üçüncü projeniz miydi? Ama herhalde hiç kentsel dönüşüm projesi yapmadınız. Murat Bey'e de aynı şeyi sormak istiyorum. TOKİ İstanbul'da yoğun bir kentsel dönüşüm projesine imza atacak mı? Teşekkürler. Şimdi ben emlak konut olarak şey yapayım, biz kentsel dönüşüm projelerinde şu an yer alıyoruz. Örneğin 30'unda inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla Esenler'de hak sahiplerine teslim de edeceğiz. Yaklaşık iki Havaalanı Mahallesi, 2500 konutluk İstanbul için en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri. Bunun dışında Ayazma'da, Kartal'da yine dönüşüm projeleri yapıyoruz. Aslına bakarsanız ben bu gibi projelerinde dönüşüme katkı yaptığını düşünüyorum. Bizim bunun dışında tabii ki toplu konut idaresi de Türkiye'nin her yerinde dönüşümle ilgili çalışıyor. Kentsel dönüşümle ilgili tabii ki bizim çalışmalarımız var ama henüz sonuçlanan bir netice aldığımız bir çalışma yok şu an için. Size sunacağımız bir çalışmamız yok şu an için. Yani sonuç vereceğimiz bir proje yok. Ama çalışmalarımız devam ediyor. Katılımlarınızdan dolayı herkese de çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Murat Kuruma, Dağ Mühendisliği'nin değerli yöneticilerine biz de çok teşekkür ederiz.